sizden Ufuk da erken seçim var mı? Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Cumhur İttifakı'nın yöneticileri de, sözcüleri de açıkladı. 2028'e kadar erken seçim yok. Zaten bu konuda biliyorsunuz, erken seçim kavramı parlamenter sistemden dilimize yerleşmiş kavram da aslında kastedilen şey şu. 2028'de... Tırnak içinde veriyoruz çünkü sistemin kendisinde aslında erken seçim kavram olarak yok. Yok. 2028'de seçim hangi gün yapılacak? Yanlış hatırlamıyorsam 7 Mayıs evet. 2028 Pazar günü yapılacak. Aslında sorulan soru şu, 7 Mayıs 2028 Pazar gününden önce meclis bir seçimlerin yenilenmesi kararı alır mı? Şimdi Cumhurbaşkanı alır mı diye sormak şu anda abes olur. Çünkü Cumhurbaşkanımızın ikinci dönemi, Cumhurbaşkanımız niye böyle bir karar alsın, hizmet etme imkanını niye kısıtlasın? Son ana kadar bu hizmeti yapmaya devam eder. Dolayısıyla tek seçenek kalıyor. Meclis 7 Mayıs 2028'den önce böyle bir karar alır mı? O meclisin iradesinde olan bir şeydir. Bakın size bir şey hatırlatacağım. Birkaç cümleyle yani çok buyurun. Uzatmayacağım. Sorulara kısa cevap vermemi istiyorsunuz. Haklısınız. 28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'den bir yönetici dedi ki tamam Erdoğan bu seçimi kazandı ama biz Erdoğan'ı sandıkta yeneceğiz. Ben de dedim ki ya nasıl Erdoğan'ı sandıkta yeneceksiniz? Bunun bir tek yolu var. Meclis seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa 2028 Mayıs'ından önce o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık imkanı doğar. Ancak o zaman yarışabilirsiniz. Bunu diyorsanız demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimlerin yenilenmesi kararıyla bir kez daha adaylık imkanı vermekle ilgili bir yaklaşımı var. Nihayetinde bunu Sayın Özgür Özel de söyledi. Hatta belli bir tarihe kadar olabilir dedi. O tarih mi olur, başka tarih mi olur? Seçimlerin yenilenmesi kararı için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı 360 değil. Dolayısıyla diğer partilerin de böyle bir irade ortaya koyması gerekir. Şimdi bakıldığında ben 2027'nin ortasından sonra, 2027'nin ikinci yarısından sonra bu tartışmanın gündeme geleceğini öngörüyorum. Sebebi de şu olacak. Bir, herkes kendi mecrasından farklı gerekçelerle. Mesela muhalefet diyecek ki ya biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışarak Cumhurbaşkanı olmayı seçmeliyiz. Çünkü güçlü bir Cumhurbaşkanı olabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması gerekir. Çünkü öbür türlü siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aday olma imkanını açmadınız. Dolayısıyla onun aday olmadığı bir ortamda geldiniz gibi eleştirilerle karşılaşabiliriz. Başkaları da başka sebeplerle diyebilir. Ama benim bu konudaki düşüncem nedir? İlk kez size söylüyorum burada. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bugün Türkiye'nin bir ulusal değeri olarak görüyorum. Bir ulusal zenginliği olarak görüyorum. Bunu da net söylüyorum. Bugün dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar siyasi birikimi olan, tecrübesi olan, dünya siyasetinde etkili olan, diğer liderlerle ilişkide güçlü olan bir başka lider yok. Hani Putin dersiniz, Şimpin dersiniz. Şimdi Rusya'ya bakınca otoriter bir sistemden söz edilir. Çin'e bakınca totaliter bir sistemden söz edilir. Ama demokratik sistem içerisinde yer alan, demokraside karar kılmış, seçimlerle iktidarın değiştiği Türkiye gibi bir ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir lider yetiştirmişseniz ki ülke liderliğini Atatürk'ten sonra çok başarılı bir biçimde yerine getirmiş bir lider olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye halkı, Türk milleti Cumhurbaşkanının bu birikiminden, bu özelliklerinden, dünya siyasetindeki etkisinden ve bu kucaklayıcılığından ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaseti neredeyse %90 dış politika ve içeride kapsayıcı siyaset üzerine kurulu, demokratik siyasi rekabet kısmı neredeyse %10 kısmında bundan yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle Erdoğan tekrar aday olmalı diyorsunuz. Bu nedenle Türkiye halkı ve onun temsilcileri konuyu 2027 ortasından sonra bu bağlamda da tartışabilir diyorum. Benim kişisel görüşüm Cumhurbaşkanı Erdoğan bir 5 yıl daha hem bu sistemin taşıyıcısı yani bu sistemin taşıyıcısı nasıl oldu hem referandumdan önce bunun halkla paylaşılmasında hem iki dönem bu sistemin cumhurbaşkanlığını yapmasında
taşıyıcısı olarak bu sistemi bir 5 yıl daha teamüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde oluşturması için, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu birikiminden Türkiye'nin faydalanması için, benim kişisel görüşüm o. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir daha adaylık yolu açılmalı. Söylediğiniz şu mu demek? Yani bir vadede muhalefetle, en azından muhalefetin bir kısmıyla, Cumhur İttifakı'nın ortak kararıyla bir seçim kararı alınması, bu vesileyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi. Tek ve geçerli yolda bu, hukuken, doğru mu? Hukuken bu. Başka bir yolu yok. Başka bir yolu yok. Şöyle yolu yok. Yani eğer yeni bir anayasa yapılırsa, o yeni anayasada meclis mevcut ve önceki cumhurbaşkanlarına aday olma yolu açarsa, o ayrı bir konu. O yeni anayasa ile ilgili bir mesele. Hı hı. Ama mevcut sistemde cumhurbaşkanına yeniden adaylık imkanı açılması ancak mecliste 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararı vermesiyle olur. Bu nedenle diyorum, anlattığım sebeplerle bence hem Türkiye halkı hem de onun temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 2027 ortasından sonra tahmin ediyorum gündemleşebilecek bir konu haline gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olma imkanı açılabilir. Yani öyle bir noktada, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemini zaten bitiriyor. Bunu kendisi de ilan etti. Bu talep Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmez. Bu talep meclisten gelebilir, Türkiye halkından gelebilir, Türkiye toplumundan gelebilir. O da bir imkan sunmadır. O imkan açıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan o imkanı kullanır mı, kullanmaz mı? O tabii ki kendi takdiridir. Ama böyle bir imkanın açılmasının isabetli olacağını düşünüyorum. Bu tartışmanın şu gerekçeyle bittiğini düşünenler de var. Siz bu tezi paylaşır mısınız? Muhalefet erken seçim çağrısı yaparak aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığını bir anlamda kabul ediyor. Evet. Bunu kabul eden muhalefet erken seçim çağrısıyla beraber aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde bir engel olmadığını söylüyor. Katılır mısınız? Ama yolu gene o. Bu muhalefet, yani bu çağrıyı yapan muhalefet hukuken buna imkan açmak istiyorsa yolu o. 2028 Mayıs ayından önce meclisin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi. Hı hı. Bunun için de 360 milletvekilinin... Abi, sorudan anladığım şu. 360 milletvekilinin bu kararı alması. Yolu bu. 2023'teki seçimde dahi, o seçimde dahi Cumhurbaşkanı aday olabilir mi, olamaz mı tartışması olmuştu hatırlarsanız. Evet. Yani bu aslında YSK anayasaya aykırı. Dedi. Bu Cumhurbaşkanı 3. adaylığı olamaz denmişti. O 2023'te bile o tartışıldı ama işte... Anayasaya uygun olduğuna karar verildi. YSK kararı orada. Şimdi Feriz'in sorusundan benim anladığım, muhalefet böyle bir çağrı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığının önünü de açarak bu tartışmayı bitirdi mi sizce diye soruyor. Evet. Yani kaçıncı kez aday oldu tartışmasını o tartışmayı da bitirdi. O tartışmayı o manada bitirdi. Buna katılıyorum. Fakat tartışmayı bitirmesi, biz mecliste karar almasak da Cumhurbaşkanı aday olsun, adaylık başvurusu yapsın, onu da YSK kabul etsin anlamına gelmez diyorum. Hı hı. Muhalefet bu tartışmayı bitirdi. Ha, süre verdiler, o süreye uyarlar uymazlar, o ayrı bir konu. Bitirdi. Ama tartışmayı bitiren muhalefetin buna uygun davranabilmesi için, yani iradesini tamamlayabilmesi için mecliste 2028 Mayıs'ından önce 360 milletvekiliyle seçim kararı alınmasını destekledi. Potansiyel olarak eski tabirle erken seçim olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aday olabilir. Bu potansiyel mevcut, var, evet, duruyor. Ama yasal imkanların dışında, evet, realitede de. Ama bunun 2025'te, 2026'da olmasını ben öngörmüyorum. Bu gündeme realize olacak şekilde gündeme bence 2027 ortasından sonra gelir. Evet. Peki.